Hem de ekonomi cephesinde öğrenme zamanı. Washington'a gidiyoruz. Çınar Medya Grubu Amerika Birleşik Devletleri temsilcisi Ali Çınar bizimle birlikte. Ali hoş geldin yayınımıza diyelim ve hemen soralım. Acaba Noel Baba Rally'sini bu hafta bize getirebilecek başlıklar var mı elindeki notlarda? Çok güzel bir dekorasyon eşliğinde bu sabah katılıyorsun yayınımıza. Zeynep, günaydın. Öncelikle evet, başkent Washington'da artık Noel haftası olduğu için de Noel dekorasyonları da Washington'u sarmış durumda. Beyaz Saray'da da özel bu haftalık önemli holiday dediğimiz programlar olacak. Başkan Biden'ın programıyla başlayalım. Bugün Ekvator Cumhurbaşkanı'nı Beyaz Saray'da ağırlayacak. Bilhassa Ekvator'la ABD arasındaki ikili ilişkilerin ticari anlamda da geliştirmesi anlamında bir toplantısı olacak. Başkan Biden'ın onun dışında çok önemli bir programı bulunmuyor. Ancak şu önemli, 858 milyar dolarlık 2023 ulusal savunma bütçesi kongreden geçmişti. Başkan Biden'ın bu hafta bu bütçe tasarısını imzalaması ve yasalaşması bekleniyor. Aynı şekilde Başkan Biden iki gün önce federal hükümete fon sağlayan geçici yasa tasarısını imzalamıştı. 23 Aralık'a kadar bu geçici fon yasası yürürlükte olacak ve eğer kongrede bir uzlaşma olmazsa gelecek yılın bütçesiyle ilgili bir kapanma söz konusu. Yani devlet kurumlarında bir shutdown, kapanma olma ihtimali var. O nedenle de hem Demokrat Parti'de hem de Cumhuriyetçi Parti'de federal hükümete fon konusunda da çalışmalar devam ediyor. En azından 23 Aralık'a kadar bu sorunun çözüldüğünü söyleyebiliriz. Aynı şekilde Amerikan Kongresi'nde bir senatörün bağımsız olarak devam edeceğini açıklaması, aynı şekilde Enerji Komite Başkanı Senatör Manchin'in de bağımsız olma ihtimalleri Washington DC'de tartışılıyor. O zaman Senato'da da bir dengenin değişme ihtimali de var. Bu da günün, haftanın önemli başlıklarından olduğunu söyleyebiliriz. Aynı şekilde yine Amerikan Kongresi'nde 100 sayfalık Trump aleyhine 6 Ocak Kongre Soruşturma Komitesi'nin raporunun bittiğini ve kamuoyuyla yakın zamanda paylaşacağını da belirtebiliriz. FED Yönetim Kurulu üyelerinin bu hafta hiçbir kamuoyuna yönelik bir konuşması veya toplantısı yok. Böyle bir takvim geldi. Dediğim gibi Noel haftası olduğu için de bir durgun haftaya girmek üzereyiz. ABD Hazine Bakan Yardımcısı Zeynep şu anda Brüksel'de ve Avrupa Komisyonu temsilcileriyle üst düzeyde iki günlük toplantısı olacak ve ana gündemde Rusya olacak. Bilhassa Rus petrolüne tavan fiyatındaki son gelişmeleri ABD Hazine Bakan Yardımcısı'nın konuşması ve değerlendirilmesi bekleniyor. İç gündemde yine Amerikan medyasında iki saattir manşette olan Musk'tan hala gündemden düşmediğini söyleyebiliriz. Bir anket yaptı Twitter'da ve artık Twitter'ın başından, CEO'luğundan ayrılayım mı diye bir anket yaptı. O da şu anda Amerikan medyasının gündemine düşmüş durumda. İç gündemde kaçak göçmenler de var ama bizim ana konumuz tabii ekonomi olduğu için ekonomide resesyon tartışmaları da hala devam ediyor. Bazı önemli bankaların CEO'ları her ne kadar Fed'in sıkı para politikası devam etse de resesyonun kaçınılmaz olduğunu ardı ardına açıklamaya devam ediyorlar. Aynı şekilde bu hafta istihdam rakamları ve konut satışları ile ilgili bazı yeni ekonomik verileri de biz göreceğiz. Ve son olarak dış politika, Ukrayna'ya ABD'nin maddi ve askeri desteği devam ediyor. Ulusal savunma bütçesinde de 800 milyon dolarlık yeni bir maddi destek eklenmekle beraber Başkan Biden'ın 37 milyar dolarlık ayrı ek bir isteği de vardı. Bu da kongrede konuşulacak. Ve Çin konusu, ABD-Çin konusu bitmiyor ve bitmeyecek gibi görünüyor. Bu haftada federal düzeyde TikTok olmak üzere Çin merkezli aplikasyonlu sosyal medya platformlarının kapatılması ve yasaklanması konusunda bir önerge verdi Senatör Marco Rubio. Aynı şekilde Temsilciler Meclisi'nde de böyle bir girişim var. Ve Çin konusunda da bilhassa kongrede aleyhte yeni adımların atılacağını bekleniyoruz. Şunu da hatırlatmakta fayda var. 7 tane farklı eyalette
TikTok olmak üzere bazı Çin merkezli sosyal medya platformları veya aplikasyonları yasaklanmıştı. Eyaletteki resmi çalışanlar bu aplikasyonları kullanmayacağı belirtilmişti, yasaklanmıştı. O nedenle Çin'e karşı bilhassa teknoloji ağında ve siber güvenliğin güçlendirilmesi konusunda hem federal hem de eyalet düzeyinde bazı yeni adımları biz göreceğiz. Bu konuda da yeni gelişmeler bu hafta içinde de olması bekleniyor Zeynep. Amerika Birleşik Devletleri temsilcisi Ali Çınar, çok çok teşekkür ederiz. Pek çok haberi aynı anda aldık. Bu arada tabii hatırlatalım, Cuma'dan da devreden önemli başlıklarda Amerika'dan Çin'e bir iyi bir kötü haber gelmişti. Bir taraftan Çinli şirketler, kabaca 200 tane Çinli şirket